Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten müthiş bir videoyla da müthiş bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile içinde Fenerbahçe vs Galatasaray yapacağız. Biliyorsunuz ki bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı var ve buna özgü olarak da ben Fenerbahçe Galatasaray derbisini FIFA Mobile'de en iyi karşılaştırılacak şekilde karşılaştırmaya çalışacağım. Muhtemel 11'leri kuracağım ve önce takımın özelliklerine, ratinglerine bakıp karşılaştıracağız. Sonra da Mavi Yıldız'da en iyi şekilde oynayışımın testini yapıp karşılaştıracağız. Bakalım hangi takım daha üstün olacak videonun sonunda. Bu arada arkadaşlar, hiçbir şekilde taraf tutmadan yapacağım bunu. Kesinlikle bana güvenebilirsiniz. Ve dünkü video ihtar yemiş. Bunun neden yediğini gerçekten hiçbir haberim yok. Yani neden yemiş bilmiyorum. Zaten videoyu yüklediğim anda ihtar yedi. Ve zaten ben onu bir gün öncesinden yüklemiştim ve ihtar yemişti, ancak çok önemsemedim ve videoyu yayınladım. Yani o kadar önemli değil para kazanamamam. Ancak bu şekilde devam ederse gerçekten sıkıntı olur. Moralimi düzeltmek için de sizlerden bu videoya güzel bir like bekliyorum. Bu videoya güzel bir like sesi gelirse gerçekten çok sevinirim. Ayrıca da arkadaşlar, kanalıma hala abone olmadıysanız, gerçekten bu aralar gelişimimiz birazcık hızlanmaya başladı. Dün baya güzel bir abone sayısı gelmiş. Bugün de o şekilde abone sayısı gelirse gerçekten çok sevinirim. Kanala abone olup gönderebilirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca da arkadaşlar, son olarak da bir şey söyleyeceğim. Instagram hesabıma, son fotoğrafıma beğenip takip ederseniz Instagram hesabımı, bir sonraki videoda sizin isminizi ekranda göstereceğim. Bunu söyleyeyim. Ve şu anda ekranda gerçekten harika bir yorum çıktı. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel bir yorum yapabilirsiniz. Gerçekten o ekranda yorumu çıkan kardeşime de gerçekten dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım, şimdi ilk olarak Galatasaray ev sahibi olduğu için Galatasaray'ın kadrosunu kuralım. Sonra da test edeceğiz. Evet arkadaşlar, ilk olarak kaleci Muslera ile başlıyoruz. Muslera'yı şöyle alalım. Muslera kaleciyi seçelim abi. Muslera, burada gördüğünüz gibi Muslera'nın tabii ki 81'lik kartını alacağım. Şöyle bir 30.750 yazayım. En ucuzunu da almak istiyorum. 30.750 coin ise Muslera'nın en ucuz kartını almak istiyorum bakalım. Aynen 30.750'ymiş zaten. Hemen alalım Muslera'yı. Gördüğünüz gibi Muslera'yı aldık. Şimdi sıradaki isim Mariano. Hemen Mariano'yu da alacağım. Gerçekten çok kaliteli bir transfer olduğunu düşünüyorum Mariano'nun da. Sabiki seçelim o zaman. Ve gördüğünüz gibi Mariano'yu bulduk. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Hemen 3.100 coin ise alacağım. Ve şimdi sıradaki ismimiz Maicon. Hemen Maicon'u da alacağım. Evet, Maicon'u oyunda bulamadım. Hemen Koray Günter almak istiyorum o zaman. Çünkü şu anda Galatasaray'da olduğunu emin oldum. Bir tek Koray Günter var. Neyse, hemen şuradan 4.250 coin ise gördüğünüz gibi Koray Günter'i de aldım. Şimdi sıradaki isim Latovlevici. Latovlevici'nin kartı gerçekten değişik bir kart abi. Şu Süper Ligi bırak. Neden bu kadar düşük? Yani Galatasaray'da forma giyen bir adamın nasıl 64'lük kartı olur? Gerçekten anlamak çok güç. Ancak bence çok da o kadar da kötü performans sergilemiyor, bilmiyorum. Belki şu anda çok genç olduğu için de olabilir. Şimdi sıradaki isimimiz Mariano'yu da aldığımıza göre şimdi sırada Fernando'yu alacağız. Galatasaray kartı çıktı oyunda zaten. 78'lik bir kart olarak geldi. Hemen Fernando'yu 78 seçip MDO'yu seçelim. Ve Fernando'yu da alalım. Galatasaray kartını hemen 4.250 coin ise Fernando'yu da aldık. Şimdi sıradaki isim ise Yasin. Arkadaşlar, aslında ben bu kadroyu bu şekilde kurmazdım, ancak bir sıkıntılar oldu, tam kadroyu kuramadım çünkü bazı oyuncuların kartlarını bulamadım, bazı oyuncuların mevkileri tam uymuyor. Gerçekten o yüzden Yasin Öztekin'i kullanıyorum. Şu anda Yasin Öztekin Galatasaray'da mı değil mi onu bile bilmiyorum, ancak kullanmak zorundayım. Çünkü FIFA Mobile'de kadro kurmak, bir takımın kadrosunu kurmak falan gerçekten çok zor. Bayağı bir zorlandım yani kadroları kurarken, ancak istediğim gibi bir kadro kuramadım. Yasin Öztekin'in de hangi kartını kullanacağımı da hatırlamıyorum. Abi bir tane var, onu da alayım bari ya, sol ortası. Sağ ortası Feguli alacağım şimdi. Hani gerçekten oyunda kart bulmak çok zorlaşmış. Hani şu zamanlarda birazcık zor. Hemen şuradan sadece sağ ortasayı seçeyim. Ve burada gördüğünüz gibi Feguli'nin sağ ortasayı kartı var. Ve maalesef bunlardan birini almak zorundayım. Gerçekten hani çok saçma geldi bana, ancak alacağım. Ve param bitiyor. Bilmiyorum abi, Feguli'nin bu kartını almak zorunda kaldım. Şimdi sırada Belhanda var. Belhanda'nın 75'lik kartını alacağım. Hemen Belhanda'nın 75'lik kartını alalım. Hemen ben de 3.150 coin alıyorum. Şimdi sırada bir de Gomis var. Gomis'i de alacağım. Sonrasında ise bir tane sürpriz oyuncu olacak her takımda. Bu takımda da olacak tabii ki. Onu da sizlere göstereceğim. Şimdi şunu santrafor yapalım. Ve Buffett'in bir Gomis'i alacağız. 79'luk kartı, 15.000 bit var abi. Hemen 17.000 coin ise Buffett'in bir Gomis'i de alıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi sıradaki işlemimiz kadroyu dizmek olacak. Hemen kadromuzu dizelim. Şöyle 4-1-2-1-2 dizilişiyle oynayacağım için hemen o dizilişi bulacağım buradan. 4-1-2-1-2 dizilişi. Evet. Ceza sahasına yüklen 4-1-2-1-2. Bu sürprizim, buna yaptığım sürpriz, şöyle bir bakalım abi. Pogba 106 gelmiş. O zaman 106 genlik Griezmann'ı bu takımda kullanacağım. Çünkü birazdan Fenerbahçe için de aynı şeyi yapacağım. Gördüğünüz gibi burada Buffett'in bir Gomis var.
Buffett'in bir gomisi buraya koydum, hemen orta sahaya geçtim. Sol orta sahada Yasin Öztekin'i kullanacağım. Sağ orta sahada Feghouli'yi kullanacağım. Bu arada Josue de varmış, ancak Josue şu an hangi takımda olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yani bunları bayağı bilmediğim şeyler var. Buraya Belhanda'yı koyuyorum. MDO'ya ise Fernando'yu koyuyorum. Ve hemen defansa geçiyorum. Defansta sol bekte. Neyse buldum, sıkıntı yok. Yani o kadar çok sinirlenmedim, çıldırmadım, ancak hani şaşırdım. Oyun mu bozuldu dedim artık yani. Çünkü başka sorunlar da yaşadım. Üstüne bir de bu geldi. Neyse şimdi Mariano'yu koyuyorum buraya. Sağ stopere ise gerçekten müthiş bir isim koyacağım. Hemen koyalım onu da. Nerede o adam? Şu an aklımda değil. Müthiş dedim ama. Sol stopere kimi koyacaktım ya? Sol stoperde kim var? Serdar Aziz var. Lütfen tamamlansın artık. Hemen şuraya Serdar Aziz'i de koyuyorum. Bu videoda bayağı konuşamıyorum. Oblak'ı da şuraya Muslera'ya koyacağım. Ve şimdi kadronun ratingine bir bakalım. Kadronun ratingi 83 iken şöyle abi bir şu şekilde bir bakacağım. Şu şekilde bir bakacağım. Burada gördüğünüz gibi 83 iken'lik bir takımımız var. Takımda 3 tane elit oyuncu var, ancak birisi fazladan elit. Ancak bunu da sayalım, çünkü bir sonraki takımda da aynı şeyi yapacağımız için bu konuda bir sıkıntımız yok. Muslera, Feghouli ve Griezmann elit oyuncular. Takımda bir tane gümüş oyuncumuz var, Latovlevic, ancak ben gümüş kartı hak ettiğini düşünmüyorum. Kadro genel anlamda güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bakalım şimdi hemen Mavi Yıldız testimize geçelim. Bakalım Mavi Yıldız'da neler olacak. Hemen Mavi Yıldız testimize başlayalım. Hazard. Mariano güzel aldı. Feghouli şimdi. Feghouli uzaklardan şansını deneyebilirdi, ancak risk almak istemedi. Feghouli'ye bir daha çek. Abi yapma. Hadi al o topu. Abi kırmızı yemesin. Latovlevici. Fernando. Feghouli'ye güzel bir pas. Feghouli çek o topu. Hadi Feghouli. Evet, gördüğünüz gibi 1-0 öne geçtik. Galatasaray Chelsea'ye karşı 1-0 önde şu anda. Bakalım abi daha neler olacak. Helal olsun diyorum. Feghouli güzel oynuyor. Feghouli'yi çok beğendim bu arada. 84'lük kartı gerçekten harika. Defansif anlamda da çok kötü bir takım değil şu anda. Fernando, Gomis. Bakın Griezmann'ı çok kullanmamaya çalışıyorum. Diğer takımda da Pogba'yı çok kullanmamaya çalışacağım. Bunu da yani önceden söyleyeyim. Yorumlarda illa yine kızanlar olacak. Abi bir takımı tuttum falan diye, ancak ben yine de bir şey demiyorum. Bu arada 2-0 öne geçtik. Gerçekten güzel bir gol. Galatasaray'la 2-0 öndeyiz. Haydi bakalım abi, devam ediyoruz. Şimdi Diego Costa. Gomis. Buffett'in bir Gomis'e çok büyük, sert bir faul yapıldı. Griezmann olduğu için şut çekmeyeceğim. Ya da abi 90 artı bonus bir şey olsun bu. Griezmann'a bonus bir hediye olsun. Griezmann'la vurduk ve barajdan döndü ve çok iyi oldu barajdan dönmesi. Şimdi Griezmann. Hadi Gomis. Gomis. Evet, kaleci kurtardı, maalesef gol atamadık. Ve Galatasaray takımıyla maç bakalım abi 2-0 bitecek muhtemelen. Aynen demek istiyorum, diyemedim, hakem bitirmedi. Neyse aynen 2-0 bitti, gerçekten güzel oldu. Şimdi hemen Fenerbahçe'nin ilk oyuncusuyla takımımızı kurmaya başlayalım. İyi bir oyuncuymuş. Şimdi şu şekilde önce Galatasaray'ın takımını göstereyim sizlere. Kaç rating? 83 rating. Ve bu şekilde bir takım var. Hemen Fenerbahçe'nin takımını da kuralım. En iyi 11 yapalım önce ve 4-3-3 seçelim. Hemen abi çabuk. 4-3-3 seçmek istiyorum. Ve şimdi kayıt eski bir Fenerbahçeli, ancak kaydı değiştirmek zorundayım tabii ki. Kayıt yerine Valbuena'yı alacağım. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Valbuena'yı alacağım. Santrafor'a kimi alacağım? Santrafor'a Buffett'in bir Gomis değil. Santrafor'umuza Yansen'i almayı unutmuşum. Santrafor, hemen Yansen'i de bu şekilde alıyorum. Hiç çok fazla bakmadan. Özellikleri bu arada çok güzelmiş. Yani Yansen bayağı iyiymiş yani özellikleri. Hemen Yansen'i koyacağım kadroya. Yansen burada gördüğünüz gibi koyuyorum. Ve şimdi sırada orta sahamız var. Orta sahaya geldiğimiz zaman burada Pogba'yı bırakacağım. Şimdi abi Josef de Soza'yı buraya koyuyorum. Ozan Tufan'ı koyacağım. Pogba'yı bırakmam gerekiyor mecburen, ancak Pogba yerine orada aslında Julian olacaktı ve Julian'ın ratingi 81. O zaman ben de Pjanic'i alayım. Yani o zaman boostlamış olmuyorum. Boost falan vermiş olmuyorum. Yani bir rating arttırmış oluyorum. O da takımın toplam genine bir katkı sağlamayacağı için bence hiçbir şekilde sorun olmaz. Sizler açısından da sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Zaten rating olarak yüksek olmak önemli değil. Oyun içinde yüksek olmak önemli. O yüzden çok da fazla sıkıntı yaşamazsınız diye tahmin ediyorum. Haydi bakalım abi. Şimdi Şikörtel'i de hemen şöyle koyalım. Luis Neto'yu koyuyorum gördüğünüz gibi. Ve şimdi son olarak kaleci Kameni var sırada. Kaleci Kameni'yi de koyacağız hemen. Şu şekilde şöyle girelim. Ve kaleci Kameni'yi de kaleye koyuyoruz. Ve bu takımın reytingi de 83 olduğu, hiçbir şekilde boost olmadan değil, bir tane boost var. Yani aynı boostlar var. O yüzden yine sıkıntı yaşamayız diye tahmin ediyorum.
Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane farklı oyuncu var asıl takımdan. Çünkü kadro kurmak FIFA Mobile'de gerçekten zor. Bunu anlayış gösterirsiniz diye tahmin ediyorum. Royce bu arada 103'lük. Pogba 106'lıktı. Neyse arkadaşlar şimdi bunu düşünmeyelim. Pjanic yerine Giuliano olacaktı aslında. Ancak Giuliano'nun MO kartı olmadığı için Pjanic kullanmam gerekti. Ve bu şekilde bir kart oldu. Bu takımın da gene aynı. Galatasaray'ın da gene aynı oldu. Bakalım oyun içinde gösterdiği performans 3 tane yani 2'den fazla gol atabilecek mi bilmiyorum. Belki eşitlik de söz konusu olabilir. Eşitlik söz konusu olursa ben oylama yapmayacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Eşitlik söz konusu olursa yapacak bir şey yok. Belki geçen sene sağ kanat oynuyor olabilir ancak hani bilmiyorum abi. Öyleyse öyledir. Ancak geçen sene sağ kanat oynamasaydı zaten böyle bir kart çıkmazdı. Ve penaltı aldık çok ilginç bir şekilde. Marco Reus'la gol atmak zorundayım. Ancak bu penaltı olduğu için umarım kusura bakmazsınız arkadaşlar. Bir önceki maçta da Griezmann'la vuruyordum. Bu arada neredeyse Courtois kurtarıyordu ilginç bir şekilde. Neyse sıkıntı yok. Ve Marco Reus 61. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçirdi. Bakalım şimdi Eden Hazard. Vincent Janssen. Janssen harika ilerliyor. Çok güzel abi, güzel gitti. Janssen şöyle köşeye bir gol gelir mi? Geldi 2-0. Gerçekten çok rahat, çok basit bir gol. Buffett'in bir gomisi de yapamayacağınız bir şey bence. Vincent Janssen gerçekten güzel bir gole imza attı. Hani kartı 78, Buffett'in bir gomisin 79. Ancak hani Janssen gerçekten topu güzel sürüyor. Beğendim. Şimdi Janssen tekrardan. Janssen. Yapamıyormuşuz, yapamadık. Gördüğünüz gibi bu takımda 2-0 bitti. Galatasaray'da 2-0 bitti. Ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mi daha çok beğendin derseniz bu konuda benim bir fikrim var. Ancak bunu söylemek istemiyorum. Çünkü taraf tutmak gibi olur. O yüzden söylemeyeceğim. İki takımda 2-0 yendi. İki takımın da yine 83'tü. İki takım da tamamen eşit. O yüzden eşitlik diyorum. Ve tuttuğum tabii ki takım var. Ancak bunu size belirtmek istemiyorum. Zaten bilenler vardır. Umarım en iyi olan kazansın diyorum. Bugünkü maçı iyi oynayan kazansın diyorum sizlere. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Hemen şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Şuradaki çıkan videolarda da çok güzel videolar. Oradan güzel videolarımıza gidebilirsiniz. Gerçekten paket açılımı videom var. Bir şeyler var. Gerçekten güzel videolar var yani. Onlara gitmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve adamsınız.